Sinir gazı dehşeti Birleşmiş Milletler gündeminde. 30 avukat daha gözaltına alındı. Barzani'den Kerkük açıklaması. Günün haberleri başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü Suriye'nin İdlib şehrindeki saldırıda sinir gazı kullanıldığını açıkladı. Açıklamada aralarında çocukların da bulunduğu 70 aşkın sivilin ölümüne yol açan, yüzlerce kişiyi de etkileyen saldırının 2013 yılında Suriye'nin Guta şehrindeki saldırıdan sonra en dehşet verici kimyasal saldırı olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanma kararı aldığı saldırıyla ilgili açıklama yapan Amerikan yönetimi, kimyasal saldırının ardında Şam rejiminin olduğuna emin olduklarını duyurdu. Rus savaş uçaklarının İdlib'e hava saldırısı düzenlemediğini duyuran Kremlin ise kısa bir açıklama yaptı ve Rusya'nın Suriye ordusunu desteklemeyi sürdüreceğini yineledi. Avrupa Yargıçlar Birliği, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyi, Türkiye'de avukatlara, gazetecilere, hakim ve savcılara yönelik baskıları bir bildiri yayınlayarak kınadıklarını açıkladı. 5 Nisan Çalışan Avukatlar Günü vesilesiyle yayınlanan ortak açıklamada, yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün acilen sağlanması, tutuklu hakim, savcı, avukat ve gazetecilerin derhal salıverilmesi çağrısı yapılıyor. Avrupa genelinde 45'ten fazla ülke ve yüz binlerce üyeye hitap eden 3 büyük kuruluşun açıklamasında yüzlerce hakim, savcı, avukat ve gazetecinin tutuklandığına, mal varlıklarına el koyma kararıyla da arkalarında bıraktıkları ailelerinin de mağdur edildiğine dikkat çekiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eski emniyet müdürlerinin, avukatların da aralarında bulunduğu 30 avukat daha tutuklandı. 25 avukatın baylok kullanıcısı olduğu, diğerlerinin ise baylok kullanan başka şahıslarla telefon irtibatı bulunduğu gerekçesiyle tutuklandıkları açıklandı. Avukatlar Günü yapılan bu tutuklamalarla 15 Temmuz'dan bu yana tutuklanan ve hapishanelerde haklarındaki iddianamelerin yazılmasını bekleyen avukatların sayısı 400'ü geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump, baş stratejisti olarak tanınan Steve Bannon'ı Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkardı. Bannon, Ağustos 2016'da Trump'ın seçim kampanyasının CEO'su olmuş, Trump'ın ekibine katılmadan önce de ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşman olmakla eleştirilen bir haber sitesinin yöneticiliğini yapmıştı. Amerikan medyasında Bannon'ın konsey üyeliğinden çıkarılması kararında Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın etkili olduğu yönünde haberler yer alıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Necivan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kerkük'e Kürt bayrağı asılmasına yönelik eleştirilerine cevap verdi. Peşmerge olmasaydı Kerkük'te ne Irak ne de Kürdistan bayrağı olurdu diyen Barzani, konunun olduğundan fazla büyütüldüğünü söyledi. Barzani, Kerkük'te yaşayan etnik yapılar Kerkük üzerine karar vermelidir. Başka bir taraf Kerkük'ün geleceğine karar veremez sözlerini kullandı.